Evet, selamünaleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Allah'ın selam ve bereketi üzerinizde olsun. Her kim teşrif ettiyse yayına hoş geldi, sefalar getirdi. Tabii sohbet edeceğiz ama günün sözü olsun, işte kısadan hisse olsun, sohbet olsun. Bunlar daha çok böyle hani şimdi yayına daha sonradan girecekler olduğu için birazdan yine bir günün sözü istenir, sonra yine bir kısa istenir. Kaçıranlar olur. Tam kıssanın ortasındayken girenler olacak. Pek canlı yayında kısadan ise Evet. yahut günün sözü söylemek pek cazip olmuyor. Çünkü kaçıranlar oluyor. Tam sonuna denk gelenler oluyor. Bir daha anlatır mısın diyenler oluyor. O zaman da olmuyor. Babam, genellikle bu bizi takip eden ve bizi seven kişiler genellikle gece kuşu. Gece kuşu. Gece kuşu. Geceleri giriyorlar internette. Ne güzel. Yapacak bir Gündüz şey çalışıyorlar bulamıyorlar. demek ki. Gündüz Evet. böyle boşa şeyde sosyal medyada değiller. O da güzel. Ama akşamları müsait olsunlar. Daha makbul. Biz sizi bilmesek de, siz de bizi bilmeseniz de, tanımasanız da Gönül seviyoruz. tanışılmış şey gönül tanışmışlığımız var. Değil Evet. mi? Yani Gönlümüz aynı yönde. parça oynuyor musun Yiğit? Oynamıyorum. Kickbox oynamıyoruz. Daha çok ben böyle mesela bir tane oyun buldum. Oradan bulmacalar soruyor. Ben onları cevaplıyorum işte. Evet. Neden yayın açıyoruz? Neden yayın açıyoruz biliyor musunuz? Burada sürekli böyle ahlaksız, faydasız, çocukları, gençleri kendine ve kendi emellerini uydurmaya çalışan densiz, ahmak insanlara bir nevi engel olmak için yayın Evet. açıyoruz. Elimizden geldiğince güzel insanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizde olan güzellikleri ne yapmaya çalışıyoruz? O kişilere yine aktarmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Bilmiş olduklarımızı insanlara nacizane bildiğimiz kadarıyla dilimizin döndüğünce aktarmaya gayret gösteriyoruz ki o insanlar da faydalansın. Çünkü biz de biliyoruz, şunun farkındayız ki bildiklerimiz yine Allah'tan değil mi Yiğit? Biz de Evet. bildiklerimizi insanlara anlatmakla mükellefiz. Çünkü imanımızın zekatını da bildiklerimizi anlatarak vermiş olacağız. Aksi halde Evet. bunun da hesabından sorguya çekileceğiz şüphesiz. Ve biz güzel olanı anlatmaya, güzel olanı paylaşmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Niye sosyal mecradayız? Niye yayın açıyoruz oğlum? Yani bizim yayın açma amacımız ne? Yahut sosyal mecrada bulunma amacımız ne? Evet, Biz de sonuçta söyleyelim. Evet. biz de seve seve söyleyelim. Biz buraya bildiklerimizi başka kişilere anlatmak, aşılamak, güzel örnek olmak için açıyoruz. Bu videoları söylüyoruz, anlatıyoruz. Yani biz ne kadar çok biliyorsak daha fazlasını öğrenip size daha fazla öğretmeye çabalıyoruz. Çaba gösteriyoruz. Çünkü biz öğrendiğimizde hem biz bilgi kazanıyoruz, biz tekrar ettiğimiz için biz de öğreniyoruz, bizim de aklımızda kalıyor. Siz de dinleye dinleye sizin de aklınızda kalıyor, bize yardım ediyorsunuz. Sonra yani bu mesela yani biz burada boşuna konuşmuyoruz. İnsanlara bir şey aşılamaya çalışıyoruz. Biz burada kuru gürültü yapmıyoruz. Mesela kusur aramıyoruz. Kusur aramak bizim hiç değil yani. Niyetimiz hiç değil. Bizim niyetimiz insanlara güzel şeyler anlatmak. Bizim bildiklerimizi anlatmaktır. Çünkü biz de kusursuz değiliz. Herkesin, her insanın bir kusuru vardır. Evet. Biz kusur gözetmeye gelmedik. Güzel olanı ortaya çıkarmaya geldik. Yani güzellik varsa bizim için makbul. Gerisi kuru gürültü değil mi? Yiğit'in de dediği gibi Evet. kuru gürültü yapmaya gelmedik. Niyetimiz kuru gürültü yapmak, birileriyle ağız dalaşına girmek değil, güzel insanlarla muhabbet etmek. Kapıda kim var Yiğit? Kapı sürekli açılıp kapanıyor. Asel Ha. Ya ortam tabii ki de gençlerimiz, çocuklarımız için güzel bir ortam değil sosyal medya. Burada işte bin bir çeşit oyun var, bin bir çeşit paylaşımlar var, şaklabanları var, şöylesi var, böylesi var. Hele aile yapısı adı altında böyle çok abes bir paylaşım yapan kitle var. Bunlar sanki bizim aile yapımızda, örf adetlerimizde buymuş gibi. Sanki dinimizce olması gereken aile yapısı buymuş gibi lanse etmeye çalışan insanlar var. Biz de ne yapıyoruz? Durun bakalım diyoruz. Hep siz değil. Burada biz gibiler de var diyoruz. Olacak da
olmaya da devam edeceğiz. Aa, bir tane buradan güzellik geldi. Oo, öpücüğümü de aldım. Güzellik, bir selam ver de öyle git bakalım sen. Selamünaleyküm. Evet, bir tane duymadılar. Selamünaleyküm. Evet, duydular mı bakayım? Evet, başka. Asel geldi. Evet, evimizin küçük çiçeği. Çiçek ailesinin küçük çiçeği. Evet, Asel teşekkür ettik. Yayına geldin. Gidiyor musun? Hoppa, dikkat et kızım. Evet, ne diyorduk? Ortam diyorduk. Ortam bizim çocuklarımızı bozuyor. Biz burada çocuklarımızı bozan kişilere karşı dur demeye geldik. Tabii ki de insanlar bu ortama biraz daha böyle elverişli bakıyor. Biraz daha kendini kaptırıyor. Evet. Değil mi Yiğit? Aynen öyle. Bozuluyoruz yani. Ortama biraz ayak uydurunca bozulmamak elde değil. Biz de kendimizi bozmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Doğru. Ve güzel konu. Çok güzel bir yer yine. Çok güzel bir konu. Dur baba. Yani kimse bizi aldatamaz. Biz ancak kendimizi aldatırız. Yani biz bunu öğrendiğimizde gerisi kolay. Biz zaten kendimizi aldattığımızı öğrendiğimizde bu ortamı da çözüyoruz yani. Çocuklarımızı biz güzel yetiştirmek zorundayız. Yoksa başkaları alıyor, başkaları kendi istedikleri gibi yetiştiriyor. Biz de daha sonra diyoruz ki ne biçim nesil bu yahu diyoruz. Kabahati nesle atıyoruz. Yetiştirmekte gecikiyoruz. Yani yetiştirmekte gayret göstermiyoruz. Biraz daha böyle savruk yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Başkalarına emanet ediyoruz. O başkaları da çocuklarımızın bu fırsatından istifade ne yapıyor? Alıyor kendince kendi yaşantılarına bir şekilde adapte ettiriyorlar. Ve güzel bir nesil ortaya çıkmıyor akabinde. Kabahat bizlerde, çocuklarda evet. Değil. Biz çocuklara elimizden geldiğince hassasiyetle yetiştirmekte gayret göstersek güzel olacak. Çocukla yetiştirirken illa mühendis, illa doktor, illa ne bileyim bilim adamı, illa öğretmen olacaksın diyerekten baskıyla yetiştirmek güzel bir şey değil. Yani biz çocuğu zaten Rabbim bir makam sahibi edecekse, değil mi Yiğit? Onu aynen. Zaten Allah ona nasip eder. Biz çocuklarımıza güzel bir insan olmayı öncelikle, ahlaklı bir insan olmayı öğretmemiz lazım. Daha sonrasında zaten kendi yolunu kendisi çizecektir. Rabbim ona güzel yollar, kapılar açacaktır zaten. Bizim de burada onun amacımız ün, makam sahibi olmak, insanlar tarafından pohpohlanmak değil. Yani illa böyle hani bir makam sahibi olayım da insanlar beni şerefli bir insan olarak, böyle ne bileyim makam sahibi olmuş, sözü geçen bir insan olarak, erdemli bir insan olarak görsünler gayretimiz yok. Tabii ki de makam sahibi olmak güzel bir şey ama o şekilde büyütmek biraz daha yanlış. Değil mi? Evet. Ne diyeceksin ilk konuda? Baba, evet bir şey söyleyeceğim. Çünkü güzel bir şey. Aslında makamlar insanlara şeref vermez. İnsanlar makamlara şeref verirler. Yani evet. Bu bir kişi marangoz da olabilir, çöpçü de olabilir. Çünkü onlar da bir meslektir. Ve onlar da insanlara fayda sağlar. Tamam, kalbi temiz olacak, güzel evet. İnsan olacak. Yani bir şey olmuşsun, mühendis olmuşsun yahut da bir doktor olmuşsun. Ama kalbin kirli. Yahut da bir ne diyelim vali olmuşsun fark etmiyor ama kibirle ve kalbin böyle düşmanlıkla, sinirle bir insan olduktan sonra, kinle dolu olduktan sonra makam sahibi olmuşsun, olmamışsın neye yarar? Değil mi? Evet. O makamın şerefini sen zedeledikten sonra neye yarar? Sen de dediğin gibi akabinde makamlar insanlara şeref vermiyor. İnsanlar makamlara şeref veriyor. Ve babam, anne babalar şimdi burada çok var. Yani burada bizi çok izleyen kişi var ve bunların içinden de anne babalar da var tabii ki de. Tabii. Yani var. Ve bu sözümü hiç kimse unutmasın. Bir gün akıllarına gelir. Evet. Ve bunu unutmayın. Çocuklarınızda da bunu öğretin. Çünkü makam sahibi olmak illa önemli değil. İstersen hiçbir işe girme ama kalbin temiz olsun, ibadetini yap,
Allah'a inan, Müslümanım de, elhamdülillah Müslümanım de. Sonra gerisi zaten Allah'ın yolunda gider. Sen Giresunluyuz. Eşim Bursalı, ben Giresunluyum. Evet. Giresun Bursa diyelim. Yeşil beyaz. İkisi de yeşil beyaz. Evet, iyi olmuş. Evet. Öyle işte. Tabii ki de ne diyelim, eğitim beşikte başlıyor. Eğitimin bir şu yaşta başlayacak diye bir kaidesi yok. Eğitim beşikte başlıyor çocuklar için. Doğdu başlayacaksınız. Çocuklara da ilk öğretmeniz gereken kelime küfür olmaması lazım. Hadi söv oğlum şuna demeyeceksiniz. Hadi kızım demeyeceksiniz mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki çocuklara da ilk öğreteceğiniz şey la ilahe illallah olsun. Değil mi? Evet. O yüzdendir ki beşikten başlayacaksınız. Hatta anne karnından başlayacaksınız. Anne karnında yahu nasıl çocuğa ilim öğretilir diye öğretilir. Çok da güzel öğretiliyor. Anne karnındayken yabancılar, bu batılılardan biz özendiğimiz bir şey var. Batılılar böyle alırlar yiğit. Çocuklarınızı, çocuklarına hamileyken kadınlar, anneler çocuklarına böyle klasik müzikler, tamam mı? Ovalaya ovalaya böyle klasik müzikler dinletirler. Ya hatta biraz böyle caz. Ondan sonra ne derler? Öyle piyanoyla çalıyorlar ya, aklıma gelmedi işte. Ondan dinletirler. Neymiş daha böyle layık, daha böyle şey bir çocuk olsun diye. Öyle bir yetişsin diye. Bizimkiler de artık öyle özendiler ki hamile kalıyor ablalarını, şey yapıyor. Klasik müzik dinletiyorlar. İşte caz. İşte ne bileyim, o bağırıyorlar ya, şey yapıyorlar ya. Ne diyorlar ona ya, aklıma gelmedi şimdi. Ondan dinletiyorlar. Ama ilahi dinleten, dua dinleten çok nadir. İlim. İlim. İlim, niye ilim öğreniyoruz? Neden biz hep böyle ilimden, dinden bahsediyoruz? İslami paylaşımlar yapıyoruz. Oysa biz de yani şan şakrak böyle zıplayıp hoplayıp paylaşımlar yapıp abuk subuk hareketlerle insanları cezbedebilirdik esasında. Niye ilim? Niye dini paylaşımlar? Çünkü babam ilim, yani ilim öğrenmek ve öğretmek ibadettir. Mesela dünyadaki en hakiki müşrit, yani mürşit ilimdir demişler. Yani dünyadaki en hakiki Allah'a giden güzel yol ilimdir demişler. İlim sahibi olandır yine, değil mi? Evet. Yani ilim öğrenmek de bir ibadettir akabinde. Aynen. Yani biz burada eğer elhamdülillah Müslümanım diyor ise öğreneceksin. İslam'ın şartı 5'tir derken sadece orada 5'te sınırlamayacaksın. İslam'ın şartı 5 değil. Allah'ın emirlerinden, ilk emirlerinden birisi ne? Oku. Oku demiş. İlim sahibi ol. Oku bakalım. Rabbinin adıyla oku. Değil mi? Evet. Oku demiş. Bir emir veriyor. Okuman gerektiğini söylüyor. Niye? Çünkü ilimsiz bir insan faydalı bir insan olmayacaktır yine zaten. Seni hep kandıracaklardır. Hem insanlar kandıracaktır, hem de şeytan kandıracaktır. Çok da kolay bir şekilde. Dur oğlum. İşte biz bu şeytanın oyunlarında dünya hayatına da biraz kendimizi kaptırmamak için, dizginlemek için öğreneceğiz, öğrenmemiz lazım. Bir de elhamdülillah Müslümanım diyorsan o Müslümanlığın da hakkını vermen lazım. Malımızın zekatını ne yapıyoruz? Paramızla veriyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. Artık bedenimizin, sağlığımızın zekatını da oruç tut da veriyoruz. Evet. İlmimizin zekatını da anlatarak vereceğiz. Hepsinden sorguya çekileceğiz esasında. Bunun bilincinde olan bir insan bildiklerini anlatacak tabii ki de. Biz de faydalı birer birey olarak insanlara ve Allah'ın rızasını kazanmak yolunda ne yapacağız? Bildiklerimizi insanlara aktaracağız. Biz bu kadar biliyoruz. Çok bir şey bilmiyoruz esasında. Bizim kadar bilen veya bizden daha az bilen, bizden daha çok bilen diyerekten bir ayrım kayrım yapmıyoruz. Olmayanı biz almaya çalışıyoruz. Olana da aktarmaya çalışıyoruz. Mesela bir tane kıssa okumuştum. Aklıma geldi. Anlatsam. Anlat oğlum. Tamam. Kıssadan ise mi anlatacaksın? Evet. İlimle mi alakalı? Babam sen dedin ya işte paranın zekatını. Ha, zekatla. İşte malın zekatını parayla verir. Evet, anlat oğlum.
Mesela babam işte bir kasabada zengin bir tüccar varmış ve oranın en zenginlerindenmiş. Sonra adam demiş ki ben öldüğümde benimle beraber mezara kim girerse işte servetimin yarısı onundur demiş. Sonra akrabaları işte kardeşidir, eşidir, çocukları bütün kasaba ona hiç inanmamış. Çünkü çok zenginmiş ve kibirliymiş adam. Sonra adam birkaç gün sonra vefat etmiş. Sonra o kasabanın en fakir kişisini bulmuşlar ve adamın yanına gömmüşler işte. Ama adamın da bir ipi, bir de şöyle küçük bir tane kesesi varmış. İçinde böyle ekmeğidir, böyle yiyecek varmış içinde. Sonra adam onları da alıp hemen girmiş. Sonra kendi kendine konuşurken melekler gelmiş. Adam diyormuş ki nasıl olsa benim bir ipim var, bir kesem var diyormuş. Beni hiçbir şey yapmazlar sanıyormuş ama Beni pek melekler sorguya çekmezler. evet beni sorguya Evet. çekmezler diyormuş. Ama melekler indiği zaman işlerinden işte konuşuyorlarmış sessizce. Sonra işlerinden biri demiş ki nasıl olsa bu adam öldü ama diğeri canlı. Bunu istediğimiz zaman sorguya çekebiliriz ama diğerini nasıl olsa alacaklar yarın demişler ve başlamışlar. Demişler ki ilk soru işte gelmiş. Bu ipi nereden aldın? Parasını verdin mi öderken? İşte bu Kimden parayı aldın? evet kimden aldın? Nasıl aldın? Nasıl aldın? Bu parayı haram parayla mı aldın? Onunla mı aldın? Şunu mu yaptın bu iple? Ne yaptın? Bu ipi nerede kullanıyorsun? Yani adam cevapladıkça o sorular daha da artmış. Adam zaten melekleri gördüğü zaman önce böyle titremeye başlamış ve soruları sordukça adam kekeleye kekeleye yani yavaş yavaş cevap verdiği için bayağı bir ürkmüş. Sabah çıktığında adamın elinde iki elinde adam böyle yatmış sadece böyle duruyormuş. Çıkartmışlar adamı. Eyvah, Diğer eyvah. kişiyi yeniden kapatmışlar ama adam o meleklerin konuştuklarını hiç kimseye anlatmasa da o kendi kafasına Vurama döndüğü yapıyor. için Evet. hiç kimseye demiş ki herkese ben bu adamın malının yarısını istemiyorum. Alın herkes kim isterse kullansın demiş. O kasabadan da ayrılmış. Evet. Ben Yani bir ipin değil mi? Ben bir ben ipin bir ipin hesabını hesabını veremedim. O malların hesabını kıyamet gününe kadar yatsam hiç veremem Evet, demiş. işte bir burada işte bazıları diyor ki ya zenginler ne kadar lüks içinde yaşıyor, ne kadar rahatlar, hep mutlular değil mi? Böyle bir algı var esasında bazılarının içerisinde. Biz fakirler hep şükrediyoruz, hep sabrediyoruz. Bizim şükrümüzün, sabrımızın üzerine basaraktan zenginler de keyiflerini keyif yapıyorlar. Dünya hayatları hep güllük gülistanlık. İşte Yapsınlar. esasında yapsınlar tabii oğlum, onlar da yapsınlar. Kendi hesaplarını kendileri verecekler. İşte fakir olanın imtihanı zengin olanın imtihanından daha kolay olacak. Yani hesabından daha kolay olacak. Ya biz iğnenin bile hesabını veremiyor iken zengin onca malının hesabını, sorgusunu nasıl verecek? Bir de bunu düşünmek var. Diyeceksin ki elhamdülillah iyi ki fakirim. Yine Peygamber Efendimiz der ki cennetin kapısından bir kapısından da öncelikli olarak girecekler olanlardan birileri de fakirlerdir der. Değil mi? O Evet. fakir olmak aslında güzel bir şey. Kazançlı bir şey. Ahiretten ötürü kazançlı bir şey. Bu dünyada fakir olabilirsiniz ama ahirette de burada fakir olduğunuz kadar zenginsiniz. Aynen öyle. Bugün bir tane yayın izledik Yiğit'le. Öyle tesadüfen karşımıza çıktı. Bir yarışmaydı. Çocuklar yarışıyordu. Evet. Değil mi? Çocuklar 10 yaşındaydı. Çocuklar 10 yaşında. Yiğit. Çok dikkatimi çekti. Ben anlatacağım bunu. Yaklaşık 2 saat önce falandı değil mi Yiğit? İzledim. Bir program vardı. Hangi kanal olduğunu söylemeyeyim. Bir program vardı. 2 saat İki önce buçuk falandı. saat. Yani İki 2-2,5 buçuk saat saat. önce. Programda 10 yaşında çocuklar var. 4-5 tane 10 yaşında çocuk var. Ve bir sunucu var. Sunucu da 30-35 yaşlarında bir sunucu. Yani o yarışmayı şey yapan Çocuklarla işte. moderatör sunan bir çocuk sunucu.
Çocuklar 10 yaşında, çocuklara sanki 3-4 yaşındaki çocukmuş gibi muamele veya seslenme yapıyor. Değil mi çocuklar? Evet, hadi alkışlıyoruz hep beraber. 3-2-1 falan. 10 yaşında çocuk, 10 yaşında çocuk, çocuk değil. O kadar çocuk yani 3 yaşında, 4 yaşında çocukmuş gibi muamele göstermeyeceksin. Ki bu kanal da çok da muhafazakar bir kanal. Yani bunu az çok idrak etmesi lazım. Biz çocuklarımız evet çocuk gibi davran da 10 yaşındaki çocuk da o kadar da çocuk değil. 3 yaşında 4 yaşında çocuğa davranır gibi hadi alkışlıyoruz, hadi sayıyoruz, iyi misin, derslerin nasıl, iyi, iyi. Ya böyle çocuklara bu tür diyaloğa gir, evet, ama 3-4 yaşındaki çocuklarla bu diyaloğa gir, 10 yaşında çocuklara bu diyaloğa girersen çocuk kendini geliştiremez, sus pus oturuyorlar böyle. 10 yaşında çocuk sus pus oturuyor, 11 yaşındaki çocuk çatır çatır konuşması lazımken. Ha belki heyecanlandı, çocuklara vermiyorum ben. Çocukların tavrına bir şeyim yok, sözüm yok da sunucunun yaklaşımı çok tuhafıma gitti. Yani acayip doğru. Tuhafıma gitti. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla diyaloğa girerken, çocuklarla muhabbet ederken onlara çocuk olduğunu, farkında olduklarını evet hissettiriyor imiş ama olması gerektiği insanmış gibi muamele ediyormuş. Yani ne demek istiyorum Yiğit? Peygamber Efendimiz ne demek istiyor? Bir çocukla konuşuyor 6 yaşında. Seviyor, şakalaşıyor, işte saçını okşuyor, yanağını okşuyor. Ne bileyim işte onunla güzel muhabbetler ediyor, oyun oynuyor. Çocuk olduğunun farkında. Evet. Ama ona sohbeti anlatırken nelerden bahsediyor? Ahlaktan bahsediyor, Rabbinden bahsediyor. Helalden bahsediyor, haramdan bahsediyor, çalışmaktan bahsediyor, ibadetten bahsediyor. Ne bileyim işte hoşgörüden bahsediyor, mertlikten, dürüstlükten bahsediyor. Yani kafasında şey var, bu çocuk alim olabilecek bir insan. Alim olabilecek bir insanmış muamelesiyle ona yaklaşıyor. Sohbetini öyle yapıyor. Kimisine bir bakıyor, diyor ki bu marangoz olabilir, hani marangozluk şeyi var bunda, becerisi var. Marangoz olacak bir insanmış gibi muamele gösteriyor. Kimisine bakıyor, çok bilgili böyle öğretmenlik yapabilecek, yani ilim öğretebilecek bir potansiyeli var. Ona bir işte ufak topluluklar içerisinde öğretmenlik, bir vasıf verebilecek bir yaklaşımla ona yaklaşıyor. Yani hep 5 yaşında çocuk, hadi otur, kalk, hadi alkışla, hadi sen şey şuraya git, hadi sen bunu yap. Öyle bir yaklaşımda bulunmuyor yani. Ama bizim 35-40 yaşında sunucu çocuğa 3 yaşındaki muameleyi gösteriyor. 10 yaşına gelmiş. Çocuğa biraz daha cesur konuşmasını öğret. Çocuğa biraz daha özgüvenli konuşmasını öğret. Yani mesela ben tam oraya çıksam ben de utanırım ama... Utanmak ayrı bir şey. Yani utanmak ayrı bir şey. Mahcubiyet güzeldi. Mahcubiyet evet. Yani yeri geldiği ama, zaman. Ama adamın o konuşması gerçekten... Yani benim tuhafımı da çekmedi değil. Hatta adamı bir ara dedim ki... Ya dedim bu çocuklar burada nasıl duruyor? Ben olsam bu adamın konuşmasının... Yani ben birinin öyle konuştuğunu duysam bile... Benim kulağım işittiğinde ben böyle bir sıkıntı geliyor içime. Evet maalesef benim oğlum da başından kalkmıyor. Suç oğlumuzda değil. Suç sizde. Fatma abla. Eline verirken bunun olacağını zaten biliyordunuz. Yani bu tür oyunları oynayan hangi çocuğun yani bağımlılık yapmadığını gördünüz? PUBG gibi oyunları oynayan hangi çocuğun, hangi ailenin, hangi annenin, babanın, benim oğlum buna bağımlı değil dediğini duydunuz. Duymamışsınızdır. Hepsi şunu söyler. Benim oğlum da elinden bırakmıyor. Bağımlısı oldu. Bağımlılık yapıyor çünkü. Siz de o çocuğa o telefonu verirken o oyunu yüklediği zaman, karşı gelmediğiniz zaman siz bunu kabulleniyorsunuz. Benim oğlum veya benim kızım, çocuğum bu oyuna bağımlı olsun diyorsunuz ama neyle karşılaşacağınız kesti o önemli değil. Neyle karşılaşacağınız pek umurunuzda değil. Yeter ki o günü kurtarın siz. Kurtarılıyor ama bir ay sonrasında bakıyor ki telefona gömülmüş ve oyun içerisinde kendini alamayan bir çocuk. Bu sefer anne baba diyor ki benim oğlum veya kızım çocuğum bu oyunun veya şu telefonun bağımlısı diyor. Mesela? Bağımlısı oldu diyor. Ben yaptım demiyor. Ben de diyorum ki çocuk olmamış. Siz bağımlısı yapmışsınız çocuğu. Yiğit bir tane kısadan hisse anlatıyor. Daha sonra kapatıyoruz. Tamam. Bir kısadan hisse anlat bakalım. Tamam.
Ne kahvesini anlatacaksın? Masum kömürcü. Masum kömürcü. Anlat bakalım. Tamam. Bir padişahlıkta, yani bir kasabada, işte kasaba gibi bir yerde bir padişahlık varmış ve orada kömür madeninde çalışan bir kişi varmış. O padişahlıkta çalışan işte askerler, görev yapan askerler bu sefer ne yapmış? Böyle 8 tane soyguncu yakalamışlar. Sonra içlerinden bir kişi kaçmış. Onu madenci sanmışlar, kömürcü sanmışlar. Sonra onu almışlar ve padişah bunları nezarethaneye götürün diye emretmiş. Götürmüşler ama o kömürcü demiş ki hemen abdest almış, namazını kılmış ve demiş ki ya Rabbi sen beni bir tek, yani buradan sen beni bir tek kurtarabilirsin diye dua edip duruyormuş. Sonra padişah uyuduğunda sabaha karşı bir rüya görmüş. Rüyada 4 varlıklı, işte 4 varlık, kuvvetli varlık gelmiş adamın yanında, böyle padişahın tahtının yanında duruyorlarmış ve tahtı çevirerek onu düşürmeye çalışıyorlarmış. Sonra padişah uyanmış, hemen abdest alıp 2 rekat namaz kılmış, yeniden uyumuş. Sonra bu sefer aynı rüyanın devamını görmüş. Sonra hiç kimseyle görüşmediğini hatırlamış dün ve o işte nezarethanenin müdürünü çağırmış. Demiş ki dün gönderdiğim işte soyguncularda bir değişiklik var mı diye. İşlerinden bir değişiklik var mı diye. Müdür demiş ki evet, işlerinden biri hemen abdest aldı ve sabaha kadar namaz kılıp dua ediyor. Hala da devam ediyor demiş. Sonra padişah hemen onu oradan aldırmış ve getirtirmiş yanına. Adam geldiğinde işte demiş ki anlatmış olanları, kendisi ben bir kömürcüyüm, işte çalışıyordum. Tam evime giderken sizin askerleriniz beni yakaladı ve nezarethaneye koydu demiş. Padişah doğruyu anlayınca hemen hazinesinden 1000 altın alarak işte kömürcüye vermiş. Kömürcü onu kabul etmiş ama başka bir şey istememiş. Sonra padişah demiş ki ne zaman bir ihtiyacın olur, bir şey istersen gel bana karşılayayım demiş. Kömürcü de ben oradan çıkmak için sabaha kadar Allah'a ibadet ettim, Allah'a dua ettim, namaz kıldım ve gelip size işte Allah'a ibadet ettiğim halde sizden gelip istersem Allah'ın gücüne gider. Yani Allah'ın gücüne gider. Ben utanırım demiş. Yani beni zaten beklentilerim, isteklerim Rabbim karşılıyor. Evet. Benim sizden böyle bir beklentim olmadı da. Benim beklentim her zaman Allah'tandı ve Allah beklentilerini yalnızca kendinden isteyen kullarını mutlaka mükafatlandırır, geri dönüş yapar. Yeter ki gerçekten huşu içerisinde Allah'a yönelelim. İsteklerimizde evet, sadece Allah'tan her şeyin geldiğini ve her şeyin de yine Allah'ın izniyle yola gireceğini bilelim. Evet. Umudumuz her zaman Allah olsun. Hayal kırıklığımız olmasın. Hayali Allah olanın hayal kırıklığı olmaz. Değil mi? Aynen. Kalbimiz her zaman Allah'la olsun. Kalbi Allah'la olanın da karşısına Rabbim güzel insanlar çıkartır. Allah dostlarını çıkartır. Allah dostunu arayan da Allah dostudur. Biz de Allah dostunu arayan insanlardanız. Allah'ın dostu olabilmek için sosyal medyada da yahut da başka yerlerde olsun fark etmiyor. Her zaman niyetimiz Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın dostlarından biri olabilmek. Olabilir isek ne mutlu bize. Gönlü Allah sevgisiyle dolu insanlar bir gün mutlaka o bir güzel yerde, insanlarla evet bir yerde buluşurlar. Buluşurlar. Yani bu dünya için de geçerli, ahiret için de geçerli. Yeter ki bizim kalbimiz Allah sevgisiyle dolu olsun. Karşımıza o zaman işte Rabbim güzel insanlar çıkartır. Allah'tan mahrum, Allah'ı sanki böyle hani gün içerisinde unutup günümüzü güne edip de yaşar isek tabii ki de karşımıza zorluklar çıkacaktır. Ha, Allah sevgisiyle dolu bir kalp yine Allah'ın rızasını gözeterekten
güzel bir vakit geçiriyor isen, gününü o şekilde harcıyorken yine bunun karşılığında hala karşına kötü insanlar çıkıyor ise bu nedir iyi? Yani bu ya bir imtihandır, senin kalbin temizse Allah sevdiği kişileri imtihanı tutar. Bu bir imtihandır. Değil mi? Bu bir imtihandır. Evet. Ama sen Allah sevgisi taşımayan bir kalb ile hala dünya beklentileri peşinde koşar isen ve insanlara zulmeder, insanlara yalancılıkla, haramla, kul hakkı yiyerek, insanları dışlayarak veyahut da işte insanları küçümseyerek böyle bir düşünceyle, böyle bir hassasiyetsizlikle insanlara yaklaşımlarda bulunur isen, dürüst değilsen, yalancıysan, sahtekar isen karşına kötü insanların daha da kötüleri çıkacaktır. Bu da nedir? Bu imtihan değildi bu sefer. Bu sefer bu cezadır. Evet, bu sefer bu cezadır. Bunun cezasını ya dünyada çekeceksin ya da ahirette cehennemde ama yani. Ama mutlaka çekeceksin. Yanacaksın. Evet. Mutlaka çekeceksin. Öyle. Ve babam, günün sözüyle noktalayalım. Evet. Buyur. Evliyalar çok namaz kıldıkları, çok ibadet ettikleri ve tesbih çektikleri için evliya olmazlar. İnsanları sevdikleri, kin tutmadıkları, haset etmedikleri ve kalpleri temiz oldukları için velidirler. Yani evliyalar dediğim gibi çok ibadet edip, namaz kılıp, işte tesbih çektikleri için evliya değillermiş. Yani kalpleri temiz oldukları için, Allah'ın yolunda gittikleri için evliyalarmış. Aynen öyle. Doğru diyorsun. Ağzına sağlık. Her kimlerden selam gönderdiyse aleyküm selam. Allah'ın selam ve bereketi ve hidayeti sizlerin üzerinize olsun. Rabbim her zaman karşınıza güzel insanlar çıkarttırsın. Rabbim hanenize bereket, bedeninize sağlık versin. Değil mi Yiğit? Gönlünüze de inşirah ferahlığı versin. Kalplerimize iman tabii ki de. Rabbim her zaman aklımıza hayırlısı neyse onu nasip etsin bizlere. Rabbim utandırmasın. Başka bir insanlara da uydurmasın. Güzel olandan devam. Ve Allah şeytanın şerrinden ve şeytanlaşmış insanların şerrinden korusun. Evet, ben de son olarak şöyle söyleyeyim. Rabbim bizleri sevmeyen insanlardan değil, seviyormuş gibi insanlardan korusun. Yani seviyormuş gibi yapan evet. İnsanlardan korusun.